kalan şeyler olursa onunla ilgili aklımıza geldikçe videolar çekeriz. Bir de bunun alternatif ücretsiz seçeneği var. Shortcut video düzenleme programı. Bu program ücretsizdir. İki program arasındaki fark, Camtasia Studio ekran videolarını da çekebilme özelliğine sahipken Shortcut sadece videoları düzenleme özelliğine sahip. Herhangi bir ücretsiz ekran videosu programı kullanarak videolarınızı çekip bu programda ücretsiz olarak düzenleme imkanı bulabilirsiniz. Programı çalıştırdık. Yapacağımız şey şu: buradan dosya seçimi yapıp buradan bir video atalım. Durduralım. Oynatma listemiz boş. Oynatma listemizde de videolar olsun. Şimdi şuraya sürüklüyoruz. Durduralım. Layer çizgisine atmadan önce sol baştaki ok işaretini keseceğimiz yeri belirliyoruz. Kırpacağımız yeri belirliyoruz. Burada zaten hangi zaman aralığına kadar seçtiğimiz yazılı. Buradan da sağ taraftaki oku da işte gelsin 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 gelsin. Şurada bitsin. Üçüncü dakikada bitsin diyoruz. Burada yapacağımız çok fazla özel bir şey yok. Sadece artık buradaki dosyayı tutup buraya sürükleyeceğiz. Bunu yaptığımızda videonun çok önemli bir bölümünü 4 dakikasını kırptık. Arada kalan kısmı layer çizgisine attık. Kırpma işini yaptık. Kesme yapalım. Şurayı keselim. Buradan da kesme işi yapalım. Kesme işi hatırlarsanız Camtasia Studio içerisinde şöyle bir buton vardı şurada. Ortadan çizgili split butonu. Ona tıkladığımızda kesebiliyorduk. Bunda da aynı onun gibi. Dikkat edin. Bunda kes makas işareti kullanmıyorsunuz. Makas işareti kullandığınızda videoyu komple siliyor. Bunu buradan bakın ayırabiliyoruz artık. Dilersek silebiliyoruz da aynı şekilde delete tuşuna bastığımızda kestiğimiz yerin sağ tarafında kalan kısım gitti. Peki. Şimdi buraya bir video daha atalım oynatma listesine. Ne atalım? İşte videomuz yok da çok fazla. Bu işte green screen çalışmalarda kullandığım şeyler var. Materyaller. Onlardan bir tanesini atalım. Yok, o para oldu. Her yer para zaten. Gözümüzü para bürümüş. Tamam. Şimdi onu da şöyle atalım bakalım. Onu da şuraya kadar kırpalım yine. Şöyle. Sonra onu da şöyle getirelim. Şu kadarlık bir bölüm kalsın. Sürükleyelim, yanına bırakalım. Evet, bakalım şimdi bir de buradan geçişi var bunun. İki tane videoyu birleştirdik. Saçma sapan birleştirme, yani saçma sapan videolarla yapıyorum bu işi ama en azından fikri ön plana çıkaracak bir eğitim yapıyorum. Netice itibariyle kesme birleştirme bu şekilde yapılıyor. Hatta aynı anda hem kesmeyi hem birleştirmeyi hem kırpmayı size gösterdim. Bir de ses ayırma yapalım buradan. Bakın bu sol taraftaki parçada ses var. İşte gelelim şuraya. Bu size çok yardımcı olacak bir program. Hemen başlar başlamaz kullanabilmenizi sağlayacak. Şu gösterdiğim video bile programı yavaş yavaş kullanmanızı sağlamaya yetecek. Sesi ayır diye menüsünde var zaten. Bizim daha önceki Camtasia'da yaptığımız Spirit and Audio kısmı, bunda ses ayır şeklinde geliyor. Ses kısmını tutuyorsunuz, seçiyorsunuz. Üzerine gelip Delete'e bastığınızda artık ses gitmiş oluyor. İzleyelim. Gördüğünüz gibi ses gitmiş oldu. Burada video oynatma listesi oluşturabiliyorsunuz. Oynatma listesinde dilediğiniz videoları, işte efektleri, her şeyi buradan seçip projeniz üzerinde kullanabiliyorsunuz. Bugünkü videomuz bununla sınırlı olsun. Bir sonraki videomuzda diğer bir özelliğini, Shortcut'ın diğer bir kullanım özelliğiyle ilgili yeni bir eğitimimiz olacak. Görüşmek üzere sonraki videoda, hoşça kalın diyorum.